Mars'ın en yüksek yanardağı Olympus Mons'un yeni görüntüsü neler anlatıyor? NASA'nın en uzun ömürlü Mars robotu 30 Haziran'da önemli bir kilometre taşına imza atıyor. 23 yıl önce fırlatılan ekibin bir Mars Odyssey yörünge aracı Mars etrafında 100 bin tur tamamlıyor. Bu süre boyunca Mars yüzeyindeki minerallerin ve buzun haritasını çıkarıyor, gelecekteki görevler için iniş alanlarını belirliyor ve NASA'nın keşif araçlarından dünyaya veri aktarıyor. Yakın zamanda bilim insanları Olympus Mons'un çarpıcı yeni bir görüntüsünü çektiler. Odyssey ekibi, gezegenin ufkunun yüksek irtifa görüntülerini sağlamak için bu çabayı sürdürüyor. 11 Mart'ta çekilen bu görüntü, Olympus Mons'un büyüklüğünü ve ihtişamını tek bir karede yakalıyor. Olympus Mons tabanı 600 kilometre boyunca yayılan ve 27 kilometre yüksekliğe kadar ulaşan devasa bir yanardağdır. Odyssey'in proje bilimcisi Jeffrey Plott, "Normalde Olympus Mons'u yukarıdan dar şeritler halinde görürüz. Ancak uzay aracını ufka doğru çevirerek manzaranın ne kadar büyük olduğunu tek bir görüntüde görebiliyoruz," diyor. Bu görüntü sadece muhteşem değil, aynı zamanda eşsiz bilim verileri sağlıyor. Bu görüntüler bilim insanlarına Mars atmosferi hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlıyor. Mavimsi beyaz bant, toz fırtınalarının başladığı sonbaharın başlarında bu konumda ne kadar toz bulunduğunu gösteriyor. Üst kısımda görülen mavi-yeşil katman ise su buz bulutlarının gökyüzüne kadar ulaştığını gösteriyor. Fotoğraf, TEMIS adı verilen ısıya duyarlı bir kamerayla çekildi. Odyssey, uzay aracının etrafında bulunan iticileri ateşleyerek TEMIS'i yüzeyin farklı kısımlarına yönlendirebiliyor. Odyssey'in uzun süreli başarısının sırrı yakıt, güneş enerjisi ve sıcaklık yönetimini dikkatli bir şekilde izlemekten geçiyor. Proje yöneticisi Joseph Hunt, bilimsel planlama ve yürütme ile yenilikçi mühendislik uygulamalarının tarihi bir zaman çizelgesini korurken, bir görevi bu kadar uzun süre devam ettirmek dikkatli bir izleme gerektirir, diyor. Haberin devamı aşağıdaki linkte mevcuttur. İyi okumalar.